Kardeşimiz programımıza gelmişler, onur vermişler. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Allah bütün şehitlerimizi mekanı cennet eylesin inşallah. Evet efendim, bugün yine iki değerli konuğumla beraber, Abdurrahman'ı saymıyorum zaten, o artık ev sahibi. Havuz Remzi Er hocamız çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyacak, göreceksiniz. Değerli hocamız da bugün misafirimiz. Siz de hoş geldiniz. Efendim, ekibimiz zaten burada. Ve tabii ki sizler buradasınız. Bugün bir büyük peygamberin hayatına yolculuk edeceğiz. İlerleyen dakikalarda başka bir konuya daha yolculuk edeceğiz. Hele dakikalar bir ilerlesin, konumuzu sizinle paylaşacağız. Hemen hatırlatayım program başında. Yarın gece 21.30'dan itibaren Kandil özel programı için beraberiz. Beni vekil tayin edin diyorum. Diyorsunuz ki nereye arayalım? Mesaj gönderiyorsunuz. Bir yeri aramanıza gerek yok. İçinizden ya Rabbi ben hatimim için Nihat Hoca'yı vekil tayin ettim deyin. Ben de diyorum ya Rabbi beni vekil tayin eden herkes, her kardeşimin vekaletini kabul ediyorum. Artık bundan dolayı herhangi bir yeri telefonu aramanıza gerek yok. Aramızda o vekalet olmuş oluyor inşallah. Yarın gece de duasını yapacağız. İftar programımızın hemen akabinde programımız devam edecek. Kandil özel programımız orada. Bunları değerlendireceğiz ve duasını yapacağız. Mevlidimiz var, Kur'an-ı Kerim var yarın gece. Güzel bir gece olacak Allah'ın izniyle inşallah efendim. Ve hemen buradan maillerinizden gelen sorulardan birini cevaplandırarak başlayacağım ama sizden başlayalım. Öncelikle buyurunuz. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Namaz kılarken vesvese çok oluyor. Bunun olmaması için ne yapabiliriz? Namaz kılarken vesvese oluyor. Peki, cevaplandırayım. Birincisi, abdestimizi güzel almamız lazım. Güzel alınan bir abdest, şeytandan Allah'a sığınılarak, yani avuzu besmelesi ihmal edilmemiş bir abdest vesvesenin yarısına engeldir. İkincisi, namaza yöneldiğimizde yani Allahu Ekber demeden önce içimizden Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. Yani Allah'ım günahlarımdan bağışla.
محمد رسول الله والذي محمد رسول الله والذي مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم فتح الله عليك مصرlar öyle derler okuyucu bitirince Allah sana daha güzel okuyuşlar ve uzun okuyuşlar nasip eylesin. Remziyar Hoca'yı dinlerken Mısırlı Şeyh Abdülbasit Muhammed Abdülsamed'i dinler gibi oluyoruz. Ağzına sağlık. Mısırlılardan daha güzel okuyorsun. Teşekkür ediyorum, tebrik ederim. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Güzel okuyor değil mi? Son derece güzel okuyor. Evet, Allah bizleri bu Kur'an'ın ayetlerinden, harflerinden, anlamından bizi mahrum etmesin. Allah bizi Kur'an'la haşr eylesin inşallah. En güzel şey Kur'an duyarak yaşamak, Kur'an duyarak öteki aleme gitmek. Kızım buyurunuz. Merhaba hocam. Merhaba. Benim sorum Karabasan'la ilgili olacaktı. Karabasan insanlara nasıl müsallat oluyor ve nasıl korunabiliriz?
Peki karabasan nedir yani daha doğrusu? Tabii karabasanın ne olduğunu söylemek çok kolay değil. Yani eskiler işte karabasanın bir damar sıkıştırması, yani kişi yatar, ters yere yatar, damarı sıkışır. Bundan dolayı hayal görmeye başlar, kötü rüyalar görmeye başlar diye öyle yorumluyorlardı. Bir kısmı hala öyle yorumluyor. Bir kısmı kişinin işte bu cinlerle filan irtibatlı bir rüya olduğunu söyler. Bence karabasan bir rüya şeklidir. Orada ruhun, insan ruhu garip bir şeydir. Vücutta olmaya devam etmesine rağmen ruh değişik yerleri dolaşır. Kur'an-ı Kerim'de ayet onu söylüyor zaten. Yani ruhla vücut irtibatı devam eder. Zaten ruhumuz vücudu tamamen terk ederse ölürüz. Ama vücutla bağ devam ediyor. Ama değişik alemleri dolaşıyor. Oradaki sıkıntıların vücuda yansımasıdır diye düşünüyorum. Ruhun gezisiyle ilgili bir şeydir bu. Yani rüyaya benzer bir haldir.
Hocam. Size de iyi Ramazanlar. Benim size bir sorum vardı. Çocuklar da biliyorsunuz günah yapıyor. Allah'ımız onları kabul ediyor mu, yoksa büyükler gibi bizim de mi tövbe etmemiz lazım? Güzel bir soru. Büyükler gibi tövbe etmekte fayda var. Ama şimdi senin yaşındakine günah yazılmaz. Daha küçüksün. Ama günah yazılmaz demek suç işleyelim demek değildir. Çünkü çocuk çok masumdur. Masum olan çocuklara, çocuklar melek gibidir. Onlara yalan söylemek, başkasına kötülük etmek yakışmaz. Yakışmadığı için Allah onlara günah yazmıyor. Ama büyüyünce artık diyor ki, artık günah yazılır çünkü her şeyi düşünebiliyorlar. Bu nedenle de tövbe etmenin hiçbir sakıncası yok. Tövbe ne demektir? Allah'la konuşmak. Allah'ım sen beni affet, bana güzel nimetler ver demektir. Tövbe etmeye devam edeceğiz. Buyurun. Ben hocam bir genç kız öldükten sonra cennete gideceğini söylüyorlar. Bunun aslı var mıdır? Halk dilinde devamlı söyleniyor bu. Yani evlenmeden ölen bir kız. Bekar ölen bir kız. Öyle bir şey yok. Evet. Doğru değildir. Bir şey daha söyleyeyim. Ameline göre kişi gider yani. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir de benim en son oturduğum evin altının boş olmadığını söylüyorlardı devamlı bana. Yani evliya olduğunu söylüyorlardı ve banyoyu ve lavaboyu devamlı temiz tutuyorlardı. Abdest alıyor, geliyor namaz kılar falan diyorlardı. Evi geziyor diyordu. Bunun da aslı olabilir mi? Yani öyle ruh gezer mi evin içinde? O şekilde olmaz. Yani genellikle gömü ola, yani bazı evlerin altında mezar, türbe olmuş olabiliyor zamanında. Orayı işte yıkmış, ev yapmış olabiliyorlar. Bu gibi hallerde sakınmak lazım, dikkatli olmak lazım diyorlar. Ama böyle ruh sürekli dolaşır, gezer, o çok doğru bir şey değildir. Hemen ara vermek zorundayız. Bir 4 dakika aramız var. 4 dakika aradan sonra hem sohbetimizle hem Hazreti Nuh'un hayatıyla buradayız. Remzi Hocam'a da teşekkür ediyorum bu arada. Efendim biraz sonra buradayız. Esmerdi. Büyük gözlüydü, sakalı uzundu. Hazreti Adem'in yakın torunlarındandı. İnsanlığın ikinci babası sayılır. İkinci dedesi sayılır. Adı Hazreti Nuh Aleyhisselam. Hem halim, yumuşak, hem sertti. Bazı konularda çok sabırlı ama toleranssızdı. Çilelerin en büyüğüne muhatap oldu. En büyük çile insanın hanımı tarafından yalanlanmasıydı. Hanımı onu yalanlıyordu. Karısı arkasından dolaşıyor. Benim kocam Mecnun diyordu. Benim kocam delidir. Ona inanmayın. Öyle diyordu. Bundan daha büyük çile düşünebilir mi? Kendi evinden yalanlanıyorsun. Nuh Aleyhisselam. Yeri Irak'taydı. Zamanında kavmi Ved, Suva, Yavuz ve Nesr denilen putlara tapıyorlardı. Bu putlar
aslında Hazreti Adem çocuklarıydı. Adem'in çocuklarını resmini çizmişler. Sonra yontmuşlar tahtaya. Sonra put yapmışlar. Sonra tapınıyorlar. Hazreti Nuh aleyhisselam işte putperest bir toplum içerisinde onları hakikati ve tevhide çağırıyordu. Zor bir iş yapıyordu. Diyordu ki Allah'tan başkasına tapmayın. Başınıza azap gelir. Hem azabın en şiddeti gelir diyorlardı. Hatta kavmi onu dövüyordu. Sen yalancısın diyorlardı. Sen sapkınsın. Dedelerinin yolundan çıkmışsın. Sana iman etmeyeceğiz diyorlardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kötülüğün her türlüsünü yapıyorlardı. Nuh Aleyhisselam onların puta taptığı anda gidiyor. Onların puta taptığı yerlerde La ilahe illallah diyordu. Saldırıyorlardı Nuh Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'ı bayılıncaya kadar dövüyorlardı. Ayılıyordu. Yine aynı şeyi devam ediyordu. Bir ara Nuh'a dediler ki eğer sen peygambersen Allah'ın tarafından hazineler indir. Melekler yere insinler. Melekleri görelim. Meleklere dokunalım. Senin peygamberliğine iman edelim. Hazreti Nuh aleyhisselam ben melek de değilim. Allah'ın hazinesi yanımda da değil. Ben ancak bir uyarıcıyım. Hakikati söyleyen bir peygamberim diyordu. Nuh aleyhisselam mucizeye yanaşmıyordu en başta. Çünkü mucize gelince mucizeyi inkar edenler helak olurdu. Bu genel bir kuraldır. Mucize istenir, peygamber getirir. Mucizeyi isteyenler mucizeyi yok sayarlarsa Allah o zaman umumi bir azap gönderir, yerle bir eder. Kimseyi sağ bırakmazdı. Bir gün dediler ki yanlarındaki krala şu deliyi, Nuh'u kastediyorlar. Şu Mecnun'u, şu deli adamı öldür dediler. Kral dedi ki Nuh'u tutuklayın ve işkence edin. Ama bu emri verdikten çok kısa bir süre sonra Nuh aleyhisselam hapsedildi. Kralın ise başında korkunç bir ağrı başladı. Nuh aleyhisselam kralla görüşmeden önce puthaneye gidecek, putlara tek tek eliyle işaret edecek. Resulullah'ın Mekke'yi fethettiği gün Kabe'de yaptığı gibi eliyle Hazreti Nuh putlara işaret edecek. Putlar birbiri ardınca kırılıp dökülecekler. Diyecekler ki bu adam, bu sihirbaz, bu yalancı, bu deli adam bu işi yapıyor. Onu hapsedin diyorlardı. Hazreti Nuh aleyhisselam öldürülmek üzere hapsedildi. Ama kral o gece öyle bir baş ağrısına yakalandı ki inliyordu. Hayvanlar gibi ses çıkarıyordu. Nihayet kral bağıra bağıra 2 gün içinde öldü. Ölünce kralın oğlu kralın yerine gelince Nuh aleyhisselamı serbest bıraktı. Nuh'un bedduası babama zarar verdi, bana da zarar verebilir diye korkudan Nuh aleyhisselamı bıraktı. Dediler ki Nuh, şunlara bir beddua etsen, Allah bunları helak etse, Hazreti Nuh aleyhisselam, ben bedduacı değilim, ben rahmete çağırıcıyım diyordu. Söylüyordu ama isyan ediyorlardı. Nihayet öyle bir ana geldi ki, Nuh aleyhisselam ile kavmi arasında bütün kapılar kapandı. Nuh aleyhisselamın oğullarından bizler çıkacağız. Nasıl olacağını söyleyeceğim.
bizim atalarımızın hepsinin temelini Nuh Aleyhisselam atacak. Nihayet Nuh Aleyhisselam baktı ki çıkış yok. Kavmi inkar ediyor. Nuh Aleyhisselam elini açtı. Rabbi inni mağlubun fentasir. Ya Rabbi ben mağlup oldum bu kavme. Hidayeti getiremedim. Beni dinlemediler ya Rabbi. Beni dinlemek istemiyorlar. Kavmimi helak et. Daha doğrusu bana yardım et. Yardımın nasıl olacağını söylemiyordu. Ama Allah hiçbir şey bırakmayacaktı. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz Nuh'a dedi ki ağaç dik, ağaç geçersin. Nuh Aleyhisselam ağaçlar dikti. Bozkır bir yerde fazla ağaç yoktu. Nuh Aleyhisselam ağaçlar dikti. Denilir ki Hindistan'da büyüyen abanoz denilen ağaç türlerinden dikti. Allah ağaçları büyüttü. Nuh Aleyhisselam tam 40 yıl ağaç büyüttü. 40 yıl, 40 sene ağaç büyüttü. Sabırla ağaçlar büyüsün, kök salsın, yeşersin diye. 40 sene Hazreti Nuh sabırla ağaçların büyümesini bekledi. Saç ağacı derler. Ağaçların her birinin boyu 300 metreye ulaştı. Dikine doğru giden büyük ağaçlar. 300 metre. Nihayet Yüce Allah dönüyordu. Zulmedenler hakkında bir şey söyleme Nuh. Sen gemi yap. Karada gemi yap. Ya Rabbi bu su yok. Nehir yok. Deniz yok. Çölün ortasında gemi. Hazreti Nuh marangozdu. İdris Aleyhisselam nasıl terzi ise matematiği bulan da İdris Aleyhisselam'dı. Terziliği de bulan odur. Elbise diken odur. İnsanlar İdris Aleyhisselam'dan önce hayvanların postunu giyerlerdi. İdris peygamber gelince kumaştan elbise dikmeye başladı Hazreti İdris. Hazreti Nuh da marangoz. Allah dedi gemi yap. Nuh Aleyhisselam ağaçları kesti ve üst üste üç katlı korkunç büyüklükte ki geminin üç katlı olduğunu ve geminin yapımının 3 yıl sürdüğünü biliyoruz. Geliyorlardı, Nuh'a bakıyorlardı, Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Bu adam deli, hakikaten kafasında problem var. Bu adam karada, üstelik çölde, şu bozkırda gemi yapıyor. Bu adam deli diyorlardı. Allah Nuh'a gemini yap, onları dinleme diyordu. Nuh Aleyhisselam gemi yapmaya devam ediyordu. 3 yıl sürecek, 3 katlı. Gemi kuşa benziyor. Başı horoz gagası, kuyruğu horoz kuyruğu. Orta tarafı ise Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı geminin kuş gövdesi gibi. Geliyorlardı. Nuh'a diyorlardı ki, Nuh, bu gemi karada mı yüzecek, yoksa denizlere mi açılacak, yoksa gökte mi uçacak? Kanatları nerede? Hani kuşa benzetmişsin, horoza benzetmişsin. Ama bu horoz uçamaz diyorlardı. Çünkü bu horozun uçması mümkün değil. Çünkü bu horozun boyu 600 metreydi. Derler ki Nuh Aleyhisselam'ın gemisi 200 veya 600 metre civarındaydı uzunluğu. Bu kadar büyük. Niye bu kadar büyük? Sebebi vardı. Niye bu kadar muhteşem? Alaca yükten dolayı sıradan bir gemi olamazdı ki. Uzunluğu, daha doğrusu yüksekliği
15 metreydi. Genişliği 200 veya 600 metre civarında korkunç bir gemi hazırlıyor Nuh Aleyhisselam. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın 4 çocuğundan Ham, ki Ham Aleyhisselam'dan Sudan ve Mısır halkı doğacak. Mısırların ve Sudanların atası Ham'dır. Yafes Türklerin atasıdır. Türklerin atası Yafes, Hazreti Nuh'un çocuklarından. Sam, Arapların, İranlıların ve Rumların atasıydı. Aynı atadan. Atalar ayrı, üçü insanları oluşturacak, dördüncüsü ise ayrı bir şey olacak. Üçüncünün ne olacağını söyleyeyim. Yafes'ten Türkler, Türkler Yafes'ten doğacak. Sam'dan Araplar, İranlar ve Rumlar doğacak. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlu insanlığın atasını oluşturacak. Daha sonra alalım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım. Sen lütfeyle cemalini göster.
Yüce Rabbim Nuh Aleyhisselam'a emrediyordu. Nuh, tandır kaynadığında, söz çok manidar, tandır kaynadığında her şeyden bir çift al. Yani bir dişi bir erkek al. Hazırlan ve gemiye bindir. Tandır nasıl kaynayacak? Tandır kaynadığında hazır olsun diyordu. Her şeyden ikişer, dişi ve erkek, artı ve eksi. Hazırla diyordu Hazreti Nuh Aleyhisselam'a. Hazreti Nuh kavmi içinde tam 950 sene yaşanmıştır. 950 senede ne kadar uzun bir ömür. 1000 yıla yakın bir ömür. Hazreti Nuh'a en çok iman eden insan sayısı 80 kişiydi. Hatta bazı tarihçiler 80 kişinin bile olmadığını, Hazreti Nuh'a ancak 6 kişiyle, Nuh'un 3 oğluyla karılarının iman ettiğini söylerler. 950 senede sadece 80 kişi. Hazreti Nuh'un oğulları Ham, Sam, Yafes bir oğlu hariç, karıları ve 6 kişi veya 80 kişi iman edenler Nuh'a, Nuh'la beraber kurtulacak. Karısı Va ile Nuh'u yalanlıyordu. Benim kocam delidir diyordu. Nuh Aleyhisselam'ın aleyhinde çarşı bayır dolaşıp peygamberin aleyhinde kamuoyu oluşturuyordu. Yine Nuh'un oğullarından Yam Hazreti Nuh'tan uzak olacaktı. Ve o oğlu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın başına bela olacak. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın en büyük üzüntüsünün kaynağı olacaktır. Bir gün kral Nuh Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ne yapıyorsun sen dedi. Nuh Aleyhisselam gemi yapıyorum dedi. Bu gemiyle yüzecek misin dedi. Nuh Aleyhisselam döndü ve dedi ki tufan gelecek. Tufan gelmeden son bir zamanınız var. Allah'a iman ediniz. Vazgeçin Allah'a isyan etmekten. Yoksa tufan geldiğinde ne dağlar, ne taşlar, ne nehirler, başka hiçbir şeysi kurtaramaz. Ben de bir şey yapamam. Tufanı geri çeviremez benim duam. Allah'tan korkun. Allah'a itaat edin. Azgınlıktan, şaşkınlıktan vazgeçin. Zulümden vazgeçin. Putperestlikten vazgeçin. Diyorlardı ki sen bir delisin. Hani su? Bu cümleyi kullandığında Hazreti Nuh Aleyhisselam kralın ayağına işaret etti. Senin ayağının bastığı yerden su çıkacak. Döndü ötekine. Senin ayağını bastığın yerden su çıkacak. Döndü ötekine. Senin ayağını bastığın yerden su çıkacak. Kumdan su çıkacak. Olacak şey mi? Kral bağırdı. İnsinler oradakiler gemiden dedi. Hazreti Nuh Aleyhisselam emir almış. Her hayvandan bindirmiş. Hangi hayvan yaratmışsa Allah, onlardan ne bulmuşsa, aslanından, kaplanından, böceğinden, tavşanından, horozundan, tavuğuna ne bulmuşsa birer birer, yani birer çift yerleştirmiş. Zahire yerleştirmiş. Tufan bekliyor. Suların kaynamasını bekliyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah'ın emrini, Allah'ın emri verilecek ve sular kaynayacak. Kral bağırır. Nuh'u inmiyorsa,
içindekilerle beraber gemiyi tutuşturun. Nuh'u ve içindekilerini yakın. Bu talimatı verdi. Ellerinde meşalelerle Hazreti Nuh Aleyhisselam'a doğru tam koşuyorlardı ki birden bir kadın koşarak krala doğru geldi. Yere atılırcasına dedi ki, eyvah dedi, benim tandırımdan su çıkıyor dedi. Su çıkınca Hazreti Nuh Aleyhisselam başını göğe doğru kaldırdı. Nuh tufanın başladığını anlıyordu. Kral şaşkın bir şekilde, bu kadın ne diyor dedi. Tandırdan su mu çıkar mıymış dedi. Oraya adam gönderecekken birdenbire kralın ayağının altından su kaynamaya başladı. Ötekinin ayağının altından su kaynamaya başladı. Bir an durdular, sağlarına solana bakıyorlardı. Bir 6 dakikamız var. Sonra tufan ve tufanda neler oldu? Tufan başlamıştı. Tufanı koruyacak, tufanı durduracak hiçbir güç yoktu artık. Allah semaya yağmur indir. Allah yere yağmur çıkar, su çıkar. Yerden su, gökten fırtına ve yağmur yağıyor. Kralın demin ayağını bastığı yerden su fışkırıyordu. Atının tırnağının değdiği yerden su fışkırıyordu. Çölden mekan mekan su çıkıyordu. Allah emretmişti. Semaya yağdır, yere çıkar diyordu. Yerle gök bir araya gelmiş, arada dünya sanki kaynıyordu. İmkanını bulan dağa kaçıyordu. Toprak yutuyordu, su iniyordu, yerden de su çıkıyordu. Kum su yutamıyordu artık. Su yavaş yavaş yükseliyordu. Nuh Aleyhisselam gemisinde müteessir. Nuh üzgün bakıyor gözleriyle, kendisiyle gelenlere üzülüyordu. 950 sene boyunca, 950 yıl boyunca tebliğ etti şu kavmi, bir türlü hidayete dönmüyordu Nuh'un kavmi. Nuh Aleyhisselam dağlara kaçıyorlardı. Nuh üzgündü. Hiçbir sesi kurtarmayacak. Ne dağ kalacak, ne yer kalacak, ne tepe kalacak, hiçbir şey kalmayacak. Seller pis sularla yükseliyordu. İğrendiren, insanların beynini allak bullak eden pis sular gökten ve yerden karanlık yağıyordu sanki. Sel, rüzgar, gök gürültüsü, karanlık, üst üste tam bir felaket, tufan. Diyorlar ki tufan umumi mi? Bazı İslam alimlerine göre tufan bütün dünyadaydı. Bazılarına göre ise insanlar o dönem orada yaşıyorlardı. O bölgede kesafet vardı. Onun için tufan oraya. Tufanda çocuklar ne oldu peki? Diyor ki bazı tarihçiler, Abdülvehhab Neccar, Kısasül Enbiya adlı eserinde diyor ki, tufandan önce, tufandan 20 sene önce Allah kadınların tümünü kısırlaştırdı.
hiçbir kadının çocuğu yoktu. Tufanda erginlik dönemine erişmeyen kimse yoktu. Tufanda hiçbir çocuk ölmedi diyorlar. Allah çocukları durduruyordu. Tufanda boğulmasınlar. Bazı alimler ise derler ki tufanda herkes öldü. Çocukların ölümünün sebebi babalarının ıstırabının çoğalması içindi. Allah peygamberini ve Rabbini inkar edenlerden böyle hesap soruyordu. Çocuklar dirilirken cennete dirilecekler. Babalar ve analar dirilirken ateşte dirilecekler. Çünkü her insan hangi haldeyse ölürken o hal üzerine dirilecek. Tufan yükselirken bir ara Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlu Yam ile göz göze geldi. Diğer oğulları iman ediyordu. Bir oğlu vardı Yam. Kaçıyordu. Daha doğru kaçıyordu. Nuh bağırıyordu. Gemi yükseliyordu. Yavaş yavaş Nuh Aleyhisselam oğlu Yam'a bağırıyordu. Yam buraya gel evladım. Diyordu ki ben dağa çıkarım. Dağ beni korur. Nuh bağırıyordu evladım dağ kalmayacak. Yer kalmayacak. Bugün Allah'ın tufanından kimse kimseyi koruyamayacak. Evladım buraya koş. Karısı Vaile'nin yolundaydı oğlu da Yam. Bir baba için ne kadar zor. Bir peygamber için ne kadar zordur. Hazreti Nuh Aleyhisselam dağa sığınırım. Allah dağı bırakmayacak ki dağa sığınasın diyordu. Nuh Aleyhisselam öyle diyordu. Bugün Allah'ın tufanından, Allah'ın emrinden kurtulacak kimse yok evladım diyordu. Ama Nuh'u dinlemiyordu. Hud suresinin 43. ayeti ve hale beynehumel mevc. Nuh'la oğlu çıkmış dağa. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de yükseliyor dağa kadar gelmiş. Oğlu dağın tam yamacında üst tarafta. Nuh bağırıyor abiyle. Oğlum gel. Son bir kurtuluş. Oğlu der ki dağ beni kurtaracak. Tam o esnada bir dalga ne dağ kaldı ne yam kaldı ne bir şey. O da boğulanlardan oldu. Kral gibi, Nuh'un kavmi gibi oğlu da karısı Vaile de kaybolup gittiler. Nuh Aleyhisselam mahzun bir peygamber. Oğlunu kurtaramayan bir peygamber. Ellerini açıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, oğlumu bana bağışlamadın. Hani ailemi koruyacaktın ya Rabbi. Oğlumu korumadın. Oğlum öldü ya Rabbi diyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam, senin vaadin haktır ya Rabbi biliyorum. Niye evladıma vaadin gitmedi? Allah haber verdi. Nuh, senin oğlun senin ailenden değil. Çünkü o kötü amel işlemiş, Allah'ı inkar etmiştir. Senin kanından da olsa senin evladın değildir. Yani senin korunacak olan Allah'ın garanti verdiği, Allah'ın korumaya aldığı ailenden değil o. Amelun gayru salih, kötü bir iş işlemiştir. Allah'ı bilmemiş, Allah'ı inkar etmiştir. Nuh senin oğlun korunmayacak. Nuh Aleyhisselam mahzun. Sonra Hud suresinin 47. ayetinde Rabbi inni euzu bike en es'eleke ma leyse li bihi ilm ve illa tagfir li ve terhamni ekum minel hasirin. Allah'ım diyecek Hazreti Nuh, ben bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım ya Rabbi diyecek. Eğer merhamet etmez
beni bağışlamazsan ya Rabbi ben hüsrana uğramış olanlardan olurum. Ne yapabilir bir peygamber? Ne yapabilir? Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Oğlunu tufanda kaybetmiş bir peygamberin yakarışı bu. Oğlunu tufanda kaybetmiş bir peygamberin yakarışı bu. Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Tufan, yağmur tam 40 gün devam etti. Gemi dolaşmaya başladı. Mekke'ye gitti. Irak'a gitti. Suriye'ye gitti. Bütün mekanları tek 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 dolaşıyordu. Hazreti Nuh'un kavmi mahşere gelecek. Allah soracak. Nuh size tebliğ yaptı mı? Kavmi diyecekler. Hayır ya Rabbi. Nuh bize hiçbir şey anlatmadı. Hiçbir şey söylemedi. Allah diyecek. Yalan mı söylüyorsunuz? Hayır ya Rabbi. Nuh söyleseydi biz iman ederdik. Biz niye isyan edelim? Allah diyecek ki Muhammed ümmetine, sizlere diyecek ki ne diyorsunuz? Nuh kavmini ikaz etti mi? Siz diyeceksiniz ki ikaz etti. Nereden biliyorsunuz siz? Çünkü siz biliyorsunuz ki Kur'an söyledi. Kur'an söylediği için doğru söylüyor. Diyeceksiniz ki ya Rabbi Nuh peygamber kavmini irşad etti ama kavmi Nuh'u dinlemedi ya Rabbi. Siz şahitsiniz. Hakkın şahitlerisiniz. Allah sizin şehadetinizi, Kur'an'a göre şehadetinizi kabul edecek. Nuh'un şehadetini kabul etmeyecek Yüce Rabbim.
Denir ki insanlar azdı, ömürler uzundu. Ne zaman insanlar çoğaldı, ömür kısaldı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi tam 150 gün dolaştı. 150 gün dolaştı. Nihayet Cudi Dağı'na gelince, Cudi Dağı o zaman Suriye, Musul mıntıkası diye isimlendirilen bir bölge. Cudi Dağı'na gelince Kur'an ve kile ya ardu bla'i ma'eki ve ya sema'u akle'i. Sonra dendi ki ey su, ey gök suyunu tut ve ey yer suyunu yut. İşte o an su yuttu, gemi Cudi Dağı'na oturdu. Tevrat ağrı diyor. Ararat. Kur'an vesteva alel Cudi. Cudi Dağı'na. O Cudi, bu Cudi Dağı mı bilmeyiz. Ama Cudi Dağı'na oturmuştur. Oturdu ve orada kaldı. Orada Nuh ve oğulları ve diğer hayvanlar aşağı indiler. Orada oturdular, yerleştiler ve sonra yayıldılar, genişlediler, büyüdüler, çoğaldılar. İnsanların atalarının tümünün temeli orada atıldı. Peki Cudi Dağı'nda ne oldu? Kurtubi diyor ki gemi orada çürüdü diyor. Uzun müddet kaldı, şu anda çürüdü diyor. Hatta Ağrı Dağı'nın tepesinde bazı deniz ürünlerinin bulunması bir zamanlar oranın su altında kaldığının bir işareti olarak ifade edilir. Bazı alimlere göre ise evet Cudi Dağı'na inmiş ama orada taşlaşmış ve o halde kalmıştır. Hazreti Nuh indikten sonra 350 sene daha yaşadı. 350 sene sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam vefat etti. Hazreti Nuh, Hazreti Salih, Hazreti Lut Aleyhisselam gibi peygamberlerin tümü kavimleri helak olduktan sonra Mekke'ye sığınırlardı. Mekke'ye taşınırlardı. Hazreti Nuh Aleyhisselam da Mekke'ye gitti ve Mekke'de Zemzem ile Makam-ı İbrahim denilen o bölgede mezarı şu anda oradadır. Kabe civarında 99 peygamberin mezarı vardır. Tam
99 peygamberin mezarı şu anda Kabe ve Kabe havalisinde, yani o mıntıkada Hazreti Nuh aleyhisselam, Hazreti Lut, Hazreti Salih, Şuayb gibi kavmi yoldan çıkan ve felaketlerle helak olan bütün peygamberlerin sığınak yeri Mekke'ydi. Mekke bir anlamda ölümü bırak, ölümü bekleme yeriydi. Hazreti Nuh aleyhisselam kendi yerine oğlu Sam'ı bırakacak. Sam, Hazreti Nuh aleyhisselam'ın tebliğini ve davetini iletmeye, ulaştırmaya devam edecektir. Denir ki Nuh aleyhisselam oğluna şöyle dedi: evladım dedi, kalbinde zerre kadar kibir olduğu halde sakın mezara girme. Kalbinde zerre kadar kibir varken sakın mezara girme. Birinci öğüdü buydu: kibirle mezara girme. Çünkü Allah kibir sahibine, büyüklenene rahmetle bakmayacaktır. Bu birinci öğüttü. İkinci öğüdü şuydu: evladım, kalbinde zerre kadar şirk tortusu varken sakın kabire girme. Şirk varken kabire girme. Kibir varken, büyüklenme duygusu varken sakın kabire girme. Üç, sakın evladım Allah'tan ümidini kesmiş olarak kabre gitme. Sakın Allah'tan ümidini kesme. Günahın ne kadar çok, ne kadar büyük olsa olsun Allah'tan sakın ha ümidini kesme. Sana bir şey emrediyorum, bir şeyi de yasaklıyorum. Bir kefeye la ilahe illallah koyarsan ağır basar. Diğer kefeye sakındırdığım şey şirk ve küfürdür. Sakın şirki, küfrü ve kibri hiçbir zaman amelinin kefesine koyma. Helak eder seni. La ilahe illallah'tan ayrılma. Allah bir, bundan ayrılma ve sakın şirke ve kibre yönelme. Hazreti Nuh aleyhisselam ve Nuh'un tufanı ibret, baştan sona ibretle dolu. Hazreti Nuh ilk kez hamdi yayandır. Ne demek hamdi yayan? Yemek yediğinde elhamdülillah. Su içtiğinde elhamdülillah. Elbise giydiğinde elhamdülillah. Hayvana bindiğinde elhamdülillah diyen bir peygamberdi. Hamdi çok yapardı. Ve hamdi çok yapmak. Onun için bizim kitabımızın ilk suresi olan Fatiha elhamdülillah diye başlar. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim diye başlayacak. Nuh aleyhisselam'ın hamdine işaret edecek. Çünkü bütün peygamberlerin bozulmamış olan vahyi tek kaynaktan. Hazreti Musa'ya da, İsa'ya da, Davut'a da, Hazreti Nuh aleyhisselam'a da, Hazreti Adem'e de indiren Allah aynı şeyi indirmiş. İnsanlar değiştirdiler. Nuh dua eder, bulutsuz yağmur yağardı. Kum, toprak gibi şeyler onun duasıyla yenecek hale gelirdi. İman ederek tufandan kurtulan insanlar az olmasına rağmen kısa zamanda bütün dünya yayıldılar. Eliyle bir yere fidan dikti mi hemen değişik renklerde meyve verirdi. Nuh aleyhisselam'ın mucizelerini bir daha göreceğiz. O kadar güzel mucizeleri vardı ki Ulul Azm peygamberlerinden biriydi. Nedir Ulul Azm peygamberleri? Göğü kuşatan en büyük beş peygamber.
bütün peygamberlerin liderleri bu beş peygamberdir. Kim bunlar? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa. Göğün beş büyük peygamberi. Hazreti Nuh, diyeceksiniz niye Adem yok? Adem sırasını Nuh'a bırakmış evladına. Çünkü yakın ikinci baba Nuh aleyhisselam. Bu nedenle de Nuh aleyhisselam çileyle büyümüş bir peygamber. Nuh aleyhisselam. İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhissalatu vesselam. Rabbimin rahmeti, sonsuz mağfireti Hazreti Nuh aleyhisselam üzerine olsun. Denir ki Nuh aleyhisselam bütün böceklerden de almıştı yanına. Hiçbir hayvanı 10 Muharrem'de Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na oturdu. 10 Muharrem onun için kurtuluş günü. Adem'in tövbesi kabul oldu. Nuh'un gemisi bindi ve birçok kurtuluşun günü 10 Muharrem ama aynı zamanda Hüseyin'in şehadetidir. Allah'ın sonsuz rahmeti Hazreti Nuh'un üzerine, Hazreti Hüseyin'in üzerine olsun. Efendim, kısa bir 4 dakikalık süremiz var. Ondan sonra son bölümde sizlerle beraberiz. Belki en zor yerdi. Gerçi Resulullah Hendek günü gibi hiç görmedim diyecek. Hendek müminleri kalbinden vuracaktır. Bir tarafta 10.000 kişilik Mekke ordusu, diğer yanda Yahudiler. Müminler çembere girecek. Resulullah'ın hanımları ilk kez suikast kokusu alacaklar. Peygamber evine dahi sarkacak Yahudiler. Hendek ama yara deseniz, bir yaramız var deseniz, Uhud'tu elbet. Bugün gönül arzu etti ki Uhud'un ölmez yiğitlerinden bir ikisini paylaşayım sizinle. Dertlenelim sizinle, dertleşelim sizinle. Anlayalım, hatırlayalım onları. Gönül arzu eder ki, vefa gerekir ki düşünmek lazım onları. Hazreti Resulullah'ın etrafında çember olan çember. Her şeye kendilerine feda edenleri analım, analım. Vefa bunu lazım. Vefa bunu gerektirir. Vefasız olmamak lazımdı. Olmayacağız biz elbet, elbet, elbet. Unutur muyuz? Unutur muyuz? 74 şehidi kim unutur? O kadar yara, o kadar sarsmamıştı. Hiçbir şey Resulullah unutamadı. Son nefesini verdiği Medine'sindeki odasında son nefesini verirken bile gözünde Şammas vardı. Gözünde Talha vardı, Hanzala vardı, Mus'ab'ı vardı. Elbisesiz Mus'ab vardı, Hamza'sı vardı. Vardı, ötesi vardı. Ötekilerim ötekisi vardı. Hiç unutmadı hiç. Vefalı peygamberim. Biliyorum.
ve bir başka, o da bir öyle sevdalı, ölesiye sevdalı, onu da ne az biliyorsunuz. Ne az biliyoruz onu da, ne az. Ona hayseme demiş he, hayseme. Hani Tebük'te geç kalacak. O hayseme, o hayseme değil. Bu başka hayseme. Bu sessiz bir hayseme. Az bilinen bir hayseme. O hayseme oğlu Sa'd. Kur'an okuyucularından Bedir'de kalmış, Bedir'de uzanmış bir delikanlı. Sa'd'ın babası Hayseme. Bir ara savaşın ilerleyen dakikalarında Sa'd'ın babası Hayseme Resulullah'ın yanına gelir. Resulullah'a gelir, Resulullah'ın yanına. Kısa bir süre, kısa bir konuşma, uzuna mekan, zaman müsait değil ki. Hazreti Peygamber'e bir bakar, bin anlatır bin, bin anlatır bin. Resulullah'a bakar birden, diyecektir ki, ya Resulallah, oklar yağıyor yağmur gibi, kılıçlar geliyor tufan gibi, mızraklar geliyor her biri kurşun gibi. Hayseme Resulullah'la yüz yüze, omuz omuza, göz göze, hayır hayır göğüs göğüse Resulullah'a bir şey soracak. Tek bir şey, tek bir şey, tek 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 tek. Tek bir şey soracak. Hazreti Peygamber döner Hayseme'ye, bakar gözleriyle Hayseme'nin gözlerinde. O gözlerde ölümü isteyen bir bakış var. O gözlerde yaşamamayı arzu eden bir bakış var. Hazreti Resulullah anlayacak Hayseme'nin bakışından. Sanki diyordu, ne istiyorsun Hayseme? Söyle, zaten burası bir mezat. Baksana düşüyorlar birbiri ardınca. Orada o, orada o. Söyle Hayseme. Hadi sen de yüreğindekini söyle. Söyle söyle. Resulullah'la paylaş Hayseme. Dönüyordu Hayseme Allah'ın nebisine. Hayseme diyordu, ya Resulallah, kad ra'aytul ibnil bariha fin nevmi fi ahseni suretin كان يسرح في ثمار الجنة وهو يقول ألحق بنا ترافقنا في الجنة وقد وجدت ما وعدني ربي حقا. Diyordu ki Resulullah Hayseme, Allah'ın peygamberi, dün gece oğlum 17 yaşındaki Sa'd'ı rüyamda gördüm. Bedir'de düşmüş oğlumu gördüm. Oğlum bana dün gece diyordu ki, baba diyordu, hadi gel. Oğlumu gördüm. Güzel giysiler içinde cennetin bahçelerinde yürüyordu, koşuyordu oğlum. Koşuyordu. Baba diyordu, Allah'ın dediklerinin hepsini bulduk. Hadi gel bizimle. Gel cennetin bahçelerinde koşuşalım beraberce. Ya Resulallah, kurbanın olayım, dua et, şehit olayım, Sa'd'ımı bulayım. Çünkü onu çok özledim. Öyle diyordu Sa'd ibn-i Hayseme. Siz nasıl insanlardınız? Nasıl bir muhabbet, nasıl bir imanla iman ettiniz? Hayır, siz sadece iman etmediniz. Siz sevdalandınız. Siz Hazreti Muhammed'e aşıktınız. Urgundunuz, urgun. Bin tufan gelse siz vurgundunuz. Yüz bin tufan aksa, Nuh'u kavuran bin tufan gelse siz dimdik ayakta dururdunuz. Kimse sizin kadar sevemedi. Kimse sizin kadar sevilemedi ki. Tam bunu söylüyordu. Bir an, bir ok Hayseme'nin tam burasına. Subhanallah,
Ölürken güler mi insan? Düşüyor diyerek Kayseme düşüyordu Resulullah'ın tam kucağına. Hazreti Resul diz çöküyordu yere. O hengamede kılıçların parladığı, okların bir biri ardınca ortalığı toz duman etti. O ortamda Resulullah oturuyordu yere. Kayseme'nin başı Resulullah'ın kucağında. Nasıl sevmişler, nasıl sevinmişler, nasıl ölesiye bir aşkla bağlanmışlar. Onun başı onun kucağında. Saçlarını yokluyordu Resulullah. Kayseme'nin saçlarıyla oynuyordu. Güle güle, güle güle git diyordu, git. Sanki saat gelmiş, Bedir'den kopmuş gelmiş. Oğlu 17 yaşındaki Saad sanki babasını götürüyor. İşte götürüyor, ruhunu yüklenmiş, sırtına yüklemiş. Sanki oğlu Saad demiş ki ölüm meleğine, beni de alır mısınız? Babamı alırken ben de gider miyim? Sanki melekler demişler ki sen de gel bizimle. Sanki gelmiş, babasını Resulullah'tan emanet alıyordu. Versen bize, biz götürsek mi ya Resul? Sanki Resul götürün diyordu, sanki götürüyordu Kayseme. Baştan sona Uhud bir şehidiyle, hayır bin şehidiyle Uhud, baştan sona bir ibret şahikası. Baştan sona nereye baksanız orada bir Kayseme var, nereye baksanız orada biri var. Kayseme gibi biri daha var, Ziyad ibn-i Seken. O da oğlunu Bedir'de kaybetmiş. Ammar'ı. Resulullah'ın yanında en zor anda, Mus'ab'ın şehit olmasından sonradır. Birbiri ardında düşmüşler, düşenler, kalkamayanlar vardı. Ziyad ibn-i Seken Resulullah'ın yanındaydı, tam önünde. Şemmaz arkasında, Ziyad ibn-i Seken Resulullah'ın ön tarafında. Onun da bağrını delecek bir ok, düşecek, diz çökecek, sonra uzanacak, uzun uzun uzanacak, hiç gözünü açmayacak, hiç bakmayacak, sırt üstü düşecek. Resulullah bakıyordu ona. Ey Nebi, ne özledik seni. Dokundular sana, sen daha oradayken özlüyorlardı seni. Şimdi, şimdi, işte şimdi bakıyordu Resulullah. Elini göğe kaldırıyordu. Savaşın o hengamesinde Allah'ım diyordu. Ziyad ibn-i Seken'i iyi karşıla. O iyi bir mümindi. Cennete uçuyorlardı. Uhud'da mezara gitmiyorlardı. Hayır. Uhud'dan şehadete uçuyorlardı. Uhud'dan göğe uçuyorlardı. Göğe otağ kurmuş olanlar. Göğe Muhammed'in sancağını aleyhissalatü vesselam koyanlar mezara gitmiyorlardı. Şehadete uçuyorlardı. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh fe minhum men kada ne'me ve minhum men yentazir ve ma beddelu tebdila. Kur'an iniyordu ayet ayet onları anlatırken. Müminlerden öyle adamlar vardır ki sözlerinde durdular. Asla döneklik etmediler. Bir kısmı şehadet, ötekileri de bekliyor. Şehadet gelse diye bekliyorlar. Hiç ne Mus'ab'ı, ne Ammar'ı, ne ötekisi, ne Hanzalası, ne ötekisi, hiçbiri zerre kadar ihanet etmediler. Sa'd ibn-i Rebi, Resulullah'ın çok sevdiklerinden bir sevdiği. Resulullah'ın çok sevdiklerinden bir sevdiği. Bir ara harbin sonunda Hazreti Peygamber arıyor Sa'd ibn-i Rebi. Nerede, nerede? Nerede Sa'd ibn-i Rebi? Bana onu bulun. Hayyen ev meyyiten. Ya diri ya ölü. Bana onu bulun diyordu. Arıyorlardı, bulamıyorlardı, kaybolmuş. Ne ölüler, ne diriler arasında yok diyorlardı. Resulullah
bana bulun Sadı Mürebi'yi. Sahabeden biri kalkıyordu. Ya Sa'du, ya Sa'du, ya Sa'du diyordu, bağırıyordu. Sa'd, Sa'd, Sa'd. Sonra diyordu, Resulullah seni soruyor. Sa'd ibn-i Rebi neredesin? İnilti halinde bir ses. Beynel emvar, ölüler arasındayım. Sahabe koşuyordu oraya. Şu adama bakın, şu yerdeki adama bakın. 70 darbe vardı vücudunda. 70 darbe. Kılıç darbesi, ok darbesi, mızrak darbesi. 70 darbe. Vücut darmadan, vücut paramparça. Konuşacak mecali yok. Nefes alamıyor belki. Eğiliyor sahabi Sa'd ibn-i Rebi'ye doğru. Sa'd, beni duyuyor musun? Duyuyordu. İnilti halinde. Diyordu ki, bana söyle diyordu Sa'd ibn-i Rebi. Hazreti Resulullah nasıldır? Onu söyle. Bırak beni, bırak. Bırak beni. Resulullah nasıl? Dönüyordu sahabi. Giden öncü sahabi diyordu, vallahi Resulullah salimdir. Vallahi aramızda huve hayyun beynena. Aramızda Resulullah iyidir. Bir şey yok. Sa'd ibn-i Rebi gözünü açıyordu. Kan dolmuş gözlerini. Diyordu ki, elhamdülillah. Bir ara Resulullah'ı düşerken gördüm. Canım çıktı canım. Canı çıkmak üzere. Ruhu terk edecek vücudunu. Öyle diyor. Bir ara Resulullah'ı gördüm. Düşerken canım çıktı canım. Hazreti Peygamber şehit olacak diye canım çıktı. Sahabi diyordu ki, epşir, 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 epşir. Müjdeliyorum, müjdeliyorum. Resulullah iyidir. Allah'ın Resulü iyidir. Resulullah'ın bir şeysi yok. Son demde ne söylersiniz? Ne anlatırsınız? Onu anlatıyordu. Dönüyordu, diyordu ki, arkadaşlara de ki, siz hayattaysanız, vücudunuza bir damla kan mı var? Resulullah eğer vurulursa, sakın mahşere gelmeyin. Sizi mahşere sokmayız. Vallahi Resulullah hayattayken, Resulullah'a bir şey olsa ve siz hayattaysanız, Resulullah'tan önce ölmeyi bilemezseniz, sizi vallahi cennet mahşere sokmayız. Sakın, sakın diyordu. Sakın diyordu. Sakın mahşere gel. Özledik seni ey Muhammed. Özledik seni ey Can Ahmet. Anadan öte, yardan öte. Nasıl sevmişiz seni Muhammed. Sevdim.
adamız. Yüzyıllar geçse arada bitmez sana olan sevdamız. Özledik seni ey Muhammed, özledik seni ey Can Ahmet. Anadan öte, yardan öte, nasıl sevmişiz seni Muhammed. Özledik seni ey Muhammed, özledik seni ey Can Ahmet. Anadan öte, yardan öte, nasıl sevmişiz seni Muhammed. Sahabi Sa'd ibn Rebi'nin yanında son nefesinde yine Resulullah son nefesi verir. Eli sahabenin elinde şehadete son kelimesi Resulullah'a dokundurtmayın sakın. Ölüm parçalanın. Sakın Muhammed'ime kılıç değmesin. Döner sahabi son nefesindeki Sa'd ibn Rebi'nin sözlerini söyler. Ya Resulallah, son nefesinde sizi anıyordu. Ey Resulüm, ellerini kaldırıyordu efendim benim göğe. Semaya, ya Rabbi diyordu. Sa'd ibn Rebi'yi iyi karşıla. Vallahi o Allah'ı ve Resul'ü seviyordu. Ya Rabbi, Sa'd'ımı iyi karşıla. Göktekiler yere iniyorlardı. Yerdekilerini göğe kaldırmak için. Sanki Uhud'da yerle gök bir yere geliyordu. Sanki gök yere iniyordu. Hayır. Sanki yer göğe çıkıyordu Uhud'da. Aradaki fark odur. Arada büyük fark vardır. Öyle oluyordu. Bir ara Hazreti Ali Resulullah'ı kaybediyordu. Bakıyordu Resulullah yok. Çünkü Resulullah o anda çembere alınmış. Hazreti Ali'nin imanına bakın. Kılıcının kınını dizine vuruyordu. Arap kılıcının kınını kırdı mı ölmek var. Dönmek istemiyorum evime. Bunun anlamı buydu. Çocuklarımı, hanımı bıraktım artık. Ölüm burada. Kılıcın kınını kırıyordu. Kenara atıyordu. Sonra Hazreti Ali diyordu ki Hazreti Ömer'e Resulullah'ı gördün mü? Göremedim deyince vallahi Allah peygamberi göğe kaldırdı. Ali öyle diyor. Allah peygamberi göğe kaldırdı. Biz onu koruyamadık. Biz onu hak etmedik. Nasıl İdris'i, nasıl İsa'yı Allah göğe kaldırdıysa Resulullah'ı da göğe kaldırmıştır. Sonra diyor ki Ali, biraz sonra Resulullah'ı gördüm. Anladım ki melekler onu koruyor. Yoksa kurtulması mümkün değil. Ali gibi iman etmek, Ali'yi sevmek, İşte böyle sevmek. Muhammed Mustafa'nın etrafında bir Ali. Resulullah'a feda bir Ali. Resulullah'a feda bir Ebu Bekir. Resulullah'a kurban bir Ömer. İşte onlar. Ya ne demeli Numan bin Malik'e ne demeli? Resulullah'ın yanına gelen şu sahabi. Ey Allah'ın emisi, dua etsen bugün güneş batmadan şu topal ayağımla cennete yürüsem. Resulullah onu çevirecektir Uhud meydanında. Git, toparsın, savaşamazsın. Diyecek ki müsaade et, topal ayağımla yürüyeyim. O akşam güneş batmadan
müsaade et, cennete yürüyeyim. Bir şey diyemeyecek Resulullah. İşte şimdi yürüyordu cennete, bakıyordu Resulullah yaşlı gözlerle. Numan diyordu, mübarek olsun sana. Numan, mübarek olsun sana. وَيَسْرَحُ ف۪ي سِمَارِ الْجَنَّةِ وَهَوَ يَعْرُجْ O topal 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 yürüyordu cennetin bahçesinde. Nasıl bir mizandı ya Rab? Uhud, Uhud'un bir benzeri var mı? Elbette ki çok şehit verilen bir Yemame'de, bir Yermük'te 3000-4000 sahabi şehit olacak. Ama Uhud ayrı bir şey. Uhud'da her şehit bir Yemame gibidir. Uhud'da her bir şehit bir başına bir dünya gibidir. Resulullah'ın en gelişmiş kadrosu. Her biri bir devlet idare edecek insanlar Uhud'a uzanıyorlardı. Ben Uhud gibi vefa görmedim. Ben Bedir gibi büyüklük görmedim. Yüreğim sizinle ey Bedir. Ne zaman başım dara girerse elimi açarım. Bedir ashabı hürmetinde ya Rabbi derim. İnanıyorum ki Bedir ashabının kerameti çoktur. İnanıyorum ki Bedir ashabı hürmetine Rabbim kaldırılamayacak yükleri kaldıracaktır. Ve bir son örnek Sümeyra. Kim bu kadın? Kocası şehit. Babası şehit. Oğlu şehit. Kardeşi şehit. Tam 4 dağı yıkılmış. Tavanı çökmüş. Koca şehit. Oğul şehit. Baba şehit. Kardeş şehit. 4 şehit. Sümeyra koşuyor. Diyorlar ki baban öldü. Koşuyor. Kardeşin öldü. Koşuyor. Oğlun öldü. Bir an duraksıyor. Koşuyor. Uhud'a 19 kadın Resulullah'ın şehit olduğunu duyunca ellerine kazma, ellerine çubuk alıp, odun alıp 19 kadın Uhud'a koşuyor. O kadınlardan biri Fatıma, biri de Sümeyra. Koşuyorlar Uhud'a. Sümeyra, kocan öldü. Bir duraksıyor, koşuyor. İlk geldiği, ilk karşılaştığı sahabenin yanına gidiyor. Elbisesinin ucundan tutuyor. Söyle diyor, Allah aşkına Hazreti Muhammed öldü mü, ölmedi mi? Sahabi diyor, ölmedi Sümeyra. Resulü arkada, elhamdülillah. Oğlu öldü, babası öldü, kocası öldü, kardeşi öldü. Resulullah öldü mü? Resulullah ölmedi. Elhamdülillah ya Rabbi, elhamdülillah. Çünkü ölenler mahşerde buluşulacak. Ama Muhammed ölse aleyhisselam din kalacak yerde. Sümeyra, işte Sümeyra imanı, Sümeyra. Allah'ım Uhud'dakilerin bereketi üstümüze olsun. Allah'ım şerden koru bizi Allah'ım. Ve Kadir gecesinden önceki şu saatlerde ki yarın gece inşallah 9'da iftarımızdan hemen sonra saat 21'de buradayız inşallah hep beraber dua edeceğiz. Bütün hatimlerinizi kabul ediyorum. Yarın gece duasını yapacağız. Mevlüt ve Kur'an'la beraber. Amin diyelim kısa bir amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana açıyoruz. Sana açılan bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi ibadetimizi kabul eyle. Ya Rabbi leyle-i kadir hürmetine bizleri mağfiret eyle. Ya Rabbi Kur'an'ı, okuduğumuz Kur'an'ı gönlümüze şifa eyle. Ya Rabbi okuduğumuz Kur'an'daki her harf hürmetine hastaların hastalığını kaldır ya Rabbi. Onlara şifa nasip et.
dertlerin devasını Kur'an hürmetine nasip eyle ya Rabbi. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Hazreti Ayşe'nin dediği bu duayla yalvarıyoruz. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle. Gönlünde hidayet olmayanlara hidayet ver ya Rabbi. Gecenin bu yarısı sana yakaran bu kullarına merhamet nazarıyla bak ya Rabbi. İlahi günahlarımızdan, eksikliklerimizden, yanlışlarımızdan, hatalarımızdan sen rahmetine sığınıyoruz. Seninle başka gidilecek kapı yok. Kendi kapından başka kapıya muhtaç ettirme ya Rabbi. Ya Rabbi ahirete intikal eden bütün ölülerimizi senin geniş rahmetine arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yusuf. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel hadirin. Vel hadirat. Ve alihim. Velhamdülillah. El Fatiha. Gayril mağdubi aleyhim veled dallin. Amin. Efendim Allah kabul eylesin. Yarın geceki 21'deki Kadir Gecesi programı ile ilgili hatimleriniz için söylüyorum. Hepinizin hatmine vekaletimi kabul ediyorum. Yarın gece buradayız ve sizi bekliyoruz. Hep beraber ezana, Abdurrahman'a teşekkürler, ekibimize. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Ve ekran başındaki bütün dostlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Ayrıca nihathatiboğlu.com isimli adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz diyorum. Sizleri seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah